Merhaba arkadaşlar. KriptoCoin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoda, yeni bir yayında tekrar sizlerle birlikteyiz. Yorum ve analizlerimize geçmeden kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Yeni gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca videolarımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı hepinize ayrı ayrı minnettarız kardeşlerim. Biliyorsunuz birkaç gün önce ne yaşadık? Büyük bir düşüş yaşadık. Kripto paralar korona virüsün yeni varyantı olan omikron varyantıyla çok bir hızlı düşüşü yaşadı kardeşim. Ne yaptı? Her düşüş bir çıkışın işaretidir denildi. Değil mi? Şu anda ne yapıyoruz? Yavaş yavaş piyasamız toparlanmaya başladı. Yeni bir haftaya güzel bir yükselişle açıldı. Küçük de olsa yükselişler, yeşillikler küçük de olsa güzel bir ümit verici şekliyle haftaya başlangıç yaptık ve ilk gününü tamamlıyoruz. Bu hafta umarım bu şekilde gider kardeşlerim. Dominansta an itibariyle %1'e yakın geri çekilme var 42.5 bandı seviyelerinde. Bitcoin'de kardeşler %0.16 yani 57.400 dolar seviyelerinde bir e, hareketlenme var. Bugünkü son videomda Bitcoin için şu derinliği yukarı atar mı dedik. Evet kırmızıda yeşiller mumlar yukarı yavaş yavaş buradaki direnci iğnelemeye başladı. Yani şuradaki derinliği atar ise o zaman tekrar 60 bin dolar yolda ufukta görünüyor Bitcoin için. Bu ne zaman olur? Bu, bu gece de olabilir, yarın da olabilir. Çünkü neden? Arkadaşlar Bitcoin'de ani bir hareket şu mumu isterse 2 saniyede yukarı atar. Çünkü kripto paralarda hareket olduğu anda büyük hareketler anında gerçekleşiyor. Yani hareket ederken alma şansınız kalmıyor. Yetişemiyorsunuz. Fiyat veriyorsunuz, olumsuz sonuç alıyorsunuz. Çünkü verdiğiniz fiyatı bir anda yukarı geçiyor. Veriyorsunuz, bir anda yukarı geçiyor. Yetişme şansınız yok. Ancak yani Bitcoin için değil sadece diğer coinler için de böyle. Elinizde varsa ondan yararlanıyorsunuz. Gelelim Ethereum'a. Kardeşlerim bakınız Ethereum'da da bugün ne dedik? Şuradaki diren derinliği çizdik mi yukarı bugün? Evet, çizdik. Ne dedik son olarak? 50 şey işte 4500 doları işaret ediyor mu dedik? Bakınız derinliği yavaş yavaş yukarı atıyor kardeşlerim. Burada neredeyse bir çanak kulp formasyonu gibi bir formasyon evet yukarı yönlü hareketine başlatıyor onu. Ethereum Bitcoin'den ayrılabilir her an bakınız. Her ne kadar Bitcoin'le birlikte hareket ediyor olsa da zaman zaman Bitcoin hareketinden ayrıldığı görülmüştür yükseliş anlarında. Evet şu anda %0.20'lik Bitcoin'de yukarı yönlü hareket varken Ethereum'da %2.5'ün üzerinde bir hareket var. Yani %2.5'ün üzerinde bir yükseliş hareketi 4400 doların üzerine atmış durumda kendini. Bu hareket acaba 5000 dolar ve üzerinin başlangıcı olabilir mi? Olabilir kardeşim. Olabilir. Dedik ya Ethereum yılbaşına kadar 5000, 7000 hatta 8, 10.000 dolar yolculuğu olabilir. Daha bir maç 90 dakika. Bir aydan fazla zamanımız var. Evet. Yaklaşık ortalama bir ay gibi bir zamanımız var daha yılbaşına bir ayda her şey olabilir bu piyasada daha çok çıkış ve inişler göreceğiz Allah'ın izniyle Tabii ki burada anlattıklarımızın hiçbirisini yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin kardeşlerim Ethereum için aşağıda alışların olduğunu görüyoruz stokastik RSI indikatörümüzde yukarı yönlü hareketi var Evet bir de süper trendimizin bay al sinyali verdiğini görüyoruz Ethereum için Öyleyse piyasamız, pazarımız olumlu seyrediyor diyebiliriz. Ethereum için. Evet. Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kardeşlerim ne yapıyoruz? Dogecoin'e bakıyoruz. Arkadaşlar yatırımcıların radarında olması gereken hangi coin'ler varsa bu videomda onlardan da bahsedeceğim. Evet. Radara alınması gereken ilk coin Meme coinlerden Doge'dir kardeşim. Evet. Doge coin artık yatırımcıların radarına almasının zamanı gelmiştir diyorum. Niye söylüyorsunuz hocam bunu? Doge coin 0.198-197'nin altına inmedi. Büyük bir tepki alımıyla karşılaştı oradan. Dikkat diyorum bakınız. Bugün 20'lerdeydi. Şu anda 21.40-22 hareketi var. Evet bir de burada ne yapıyor bakınız Doge an itibariyle çıktı, filemayı yaptı. Çıktı, filemayı yaptı. Filemadan sonra tekrar giderse bu şekli devam et, edebilir kardeşim. Alır başını tekrar 24-25 dolarlara yani 0.24-25 dolarlara Doge yolculuğu başlayabilir. Şimdi bazı kardeşlerimiz der ki Doge'den hiçbir şey olmayaz. Arkadaşlar hangi koyundan ne olacağını kimse bilemez. Bilemez. Seni 6 ay bekletir. 6 ay sonra bir günde seni güldürebilir. Onun için biz her zaman diyoruz orta ve uzun vade düşünün. Evet. Orta ve uzun vade düşünün. Market cap'te ilk 10. sıraya giren bir koyun kötü koyun olamaz. Olamaz kardeşim. Ben doge tarafı, babamın malı değil benim doge. Ama ben piyasa genelliğiyle, piyasa diliyle konuşuyorum. Onun için yani sizden sizden ricam şu koyundan bir şey halt olmaz, şu şey yaramaz şeklinde mümkün mertebe yorumlardan kaçınırsanız sevinirim. Çünkü o koyuna yatırım yapan kardeşlerimiz var. Onların morallerini bozmanız için e, yani o yazdığınız yazılar onların moralini bozabilir. Yani etkileyebilir. Hiç kimse kimseyi etkileyemez. Böyle bir şey yok. Yatırım tavsiyesi veremez. Böyle bir şey de yok. Yasak. Arkadaşlar. Görüşünü bildirebilirsin. Ama kötülemeden. Niye? Para işi şakaya gelmez. Diğer kardeşin de para yatırdı. Öyleyse bol şans diyeceksin kardeşim alana, tutana, satana, herkese bol şans, bol kazançlar diyeceğiz. Bu piyasada herkes küçük ya da büyük yatırımcıdır. 50 lirayla da yatırım yapan, 50 bin lirayla da yatırım yapan, 1 milyonla da yatırım yapan bizim nazarımızda herkes yatırımcıdır. O açıdan yatırımcıları ayırt etme şeklimiz, şansımız olamaz. Biz bir aileyiz, kardeşiz. Onun için birbirimizin yatırımlarına her zaman saygı duymamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, Doge an itibariyle %3.38'lik yukarı yönlü hareketi var kardeşim. Alışların şurada devam ettiğini, Stokastik Erasa indikatörünün de onu desteklediğini Doge için görüyoruz. Peki, her ne kadar osilatörümüz Doge için bir sat güçlü sat sinyali verse de bu günlükte haftalıkta al ve nötr veriyor. Evet ayrıkta da karışık bir sinyal pozisyonu var. Ama ben yatırımcının takip etmesi gereken coinlerden birinin doge olduğunu söyleyebilirim. Meme coinlerden diğeri ise Shiba'dır. Takip edilmesi gereken coinlerden var daha. Metaverse'den de var, diğerlerinde de var. Yatırımcıların radarında olması gereken illa yatırım yapın demiyoruz kardeşim. Biz öyle bir şey zaten söylemeyiz. Takip edebilirsiniz diyoruz. Evet. Shiba an itibariyle %3'lük yukarıda. Evet. Onda da yukarıda ne var kardeşlerim? Takılabileceği en güçlü 47 48 var. 0.40 48 47 direnci var. Altta desteği neydi? 35'ti. Orayı iğneledi mi? 1 iki kez tam iğneledi. E, i̇ki 2 kez de yanaştı ama geri döndü. O da gördüğünüz gibi filama şeklinde bayrak şeklinde yoluna devam edecek gibi duruyor. Evet, an itibariyle hatta şu an ben video bitirene kadar bunlardan büyük bir yükseliş gelirse hiç şaşırmayın. Shiba, Doge'den güzel yükselişler gelirse hiç de şaşırmayın kardeşlerim. Çünkü ee, güzel bir hareketler var görünüyor piyasada. Yani bu gece bazı coinler uçabilecek bir harekete sahip olabilir piyasa. dikkatliyoruz zaten inceliyoruz. Bakın Shiba az önce 3'tü şu anda %4'ü geçti. 4.40'ı geçti. Evet. Doge 3.5'tu. Şey 3.30'du. 3.5 geçti. Ne? Ha bu gidiş gelişler olacaktır tabii ki. Yukarı aşağı yönlü ama dikkat etmekte yarar var. Şimdi bu videomun asıl amacı Web3 coinlerini incelemek kardeşim. Bu videoda Hangi coin'ler web3 pozisyonunda, web3 coin'leridir? Daha önce ne yaptık? Metaverse dedik, ee meme coin'leri dedik, dedik değişik değişik söyledik. Ama bugün de çoğunu zaten siz biliyorsunuz. Şimdi web3 coin'i olarak bilmeyebilirsiniz ama coin'lerin ismi geldiğinde zaten hatırlayacaksınız. Arkadaşlar onlara da geçmeden bugünkü yaptığımız sepetteki coin'leri de bir üzerinden geçelim. Ne yapmışlar? Onun ardından... Bakınız aşağıda bulunan bayraklı, kırmızılı web 3 coinlerine sıra gelecektir. Evet. Ne yapıyoruz? CRO diyoruz kardeşlerim. Bununla ilgili yeterli detaylı bilgiler bir önceki videomda bulabilirsiniz. An itibariyle 0.73 dolarlarda nefessiz 1 dolar yolculuğu var zaten bunun. Küçük bir geri çekilmesi var ama dikkate almıyoruz. Ant kardeşim %2.25 yukarıda bakınız. Çanağı tamamlama yönüne gidebilir. Bugün çizmiştik zaten bunu. O da güzel. %2.25 yukarıda. Evet. Çiriz 0.46'larda ve 1.20 yukarıda. Evet şu anda gördüğünüz gibi Çiriz'de. Arkadaşlar Çiriz'in yüzdelik olarak düşüğüne bakmayın. Çünkü bu borsa Çiriz'i yeni fiyatlandırdı. Saat 3 dakika önce pardon 1 saat önce fiyatlandırdı. Akşam saat 17'de yeni fiyata geçti bu gece saat 3 yerine. Onun için borsadan borsaya bazen fark ediyor. Evet, 1.33'lük çiziz şu anda yukarıda görünüyor. Ee, 0.46'larda. Harmoniye bakalım. Küçük bir yüzde birlik geri çekilme var 0.26'larda. Evet. Onun da e, yavaş yavaş yukarı yönlü hareketi başlayacaktır. Geldik Gala'ya. MetaVerse coinlerinden Gala. Gala kardeşim radarında olması gereken diğer bu coin de radadır. Şey Gala'dır kardeşlerim. Yatırımcıların radarında olması gereken diğer bir coin de galadır diyoruz. Evet, galada e, şu anda yüzde üçlük geri çekilme olsa da galanın sağ solu belli olmaz. Bakmışsınız az sonra şakır şakır yeşilleri dizer. Galanın işi bu. Evet, nereye geldik? E, Dogelon. Evet, Dogelon. Evet, bir diğer e, radarda olması gereken coin Dogelon'dur kardeşim. Çünkü balinaların bu coin'e girdiğini söyledik. %1.5'a yakın bu da yukarı çıkmaya başladı. Evet, o da yeşilde devam ediyor. Casper %2'lik yukarıda 1.79'lik, bakınız yukarı yönlü hareketi devam ediyor çünkü Casper %15 yükseldi bu. Evet, bu altcoin sepetimizden biri yüzde %15 yükseldi ve 17'de yani yaklaşık bir saat önce yeni fiyata geçti ve yeşille açıldı. yüzde %2'ye yakın tekrar yukarıda yolu devam. Devam diyoruz kardeşim alışların güzel bir şekilde devam ettiğini bunu stokastik ara desteklediğini buradan görüyoruz. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde görünüyor. Evet geldik web 3 coinlerin ilkine. Link kardeşim. Şu anda ve 3 coinlerini inceliyoruz. Yaklaşık e, kaç tane diyelim? 14-15 tane falan bir e, web 3 coin'i var. Bunları inceleyeceğiz. Arkadaşlar %1.62'lik chain link yukarıda. Şu anda 25 dolar seviyelerinde. Evet onun da gördüğü gibi yani bir e, bayrak formasyonu şeklinde yukarı yönlü hareketine başladığını görüyoruz ama EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında altında. Yükseliyor olabilmesi için aynen geçenki söylediğimiz gibi 30 doların üzerine atması gerekir kendini. Acaba acaba yılbaşına doğru yaklaşırken sıra e, metaverse coinlerinden sonra metaverse coinlerinden sonra Web3 coinlerine mi geliyor? Böyle bir soru işareti de var tabii e, takip etmekte yarar vardır kardeşim. File 55 dolar seviyelerinde yüzde iki buçukluk geri çekilse de e, bir e, süper trendimizin al sinyali verdiğini onun da bir yukarı yönlü mum hareketlerinin başlattığını görüyoruz. Filede de yön yukarı doğru devam edecektir kardeşim. Bu kırmızılara aldanmayın çünkü yüzde bir ikiler Kırmızı ve yeşiller o kadar önemli değil. Evet, Web3 koyunlarından diğeri Teta kardeşim Teta altı buçuk dolar seviyelerinde yüzde birlik ee, yukarı yönlü bir hareket, bir düşen trend var yukarıdan aşağıya gelen gördüğünüz gibi o düşen trend henüz kırılmış değil. Ee, şimdilik yatay diyebiliriz. GRT'ye bakıyoruz arkadaşlar GRT'de de yüzde üç buçukluk bir geri çekilme olsa da şu an dönüyor bakınız. E, mumla beraber, alışlarla beraber geri dönüyor. Fakat henüz bir düşen trendi kırmadı. Biraz daha yatay gidebilir bu şekliyle. Evet, helyum yani HNT kardeşim. HNT, evet bir ara bir 60 dolar dedi. Tekrar geri geldi. Şu anda 40 dolar seviyelerinde yatırımcıların takip etmesi gereken diğer bir coin de bu hanetedir. Yani helyumdur kardeşim. Bunun da ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Şu an 41 direncinin kırılması bekleniyor. Onun üzerinden tekrar 48 dolar yolculuğu başlayabilir. Geldik BitTorrent'e. Evet. Web 3 coinlerden biri de BitTorrent'tir kardeşim. BitTorrent 0.031 dolar seviyelerinde. 0.73'lük bir yukarı yönlü hareket var. Arkadaşlar Radarımıza almamız gereken coinlerden biri de BitTorrent'tir. Artık zamanı gelmiştir, takip edilmelidir diyorum. Bakınız, sonradan geç olabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, BitTorrent'te de durum şu anda göründüğü üzere yeşili yakmış yatay şeklinde. Yine de bu şekilde devam ediyor. Evet, diğer bir coin Strax kardeşlerim. Strax %12'lik yukarıda yolu var. Bakınız şu an 2 dolarlarda ama 3 dolar yolcusu her an olabilir bu. Süper ee, bakınız süper trendimizin al sinyali verdiğini aşağıda mumların alışların olduğunu era sayında desteklediğini zaten görüyoruz. Yukarıda kırması gereken bakınız buradaki direncini kırdı. 2,5 dolar direnci var. Buraya doğru yolculuğu devam edecektir. Şu anda %12 yukarıda. Neye bakıyoruz? ARD yani R veya veya yani ARD coin şu anda kırmızı görünse de 58 dolar seviyelerinde arkadaşlar bu yakın zamanda 80-100 dolar işareti veriyor zaten. Onu takip ve takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, bat. Bak güzel bir yükseliş yaptı ne zaman? Evet, 24'ünde bu ayın biliyorsunuz başladı yükselişine. Ta ki şurada bir düzeltmesinin ardından devam etti. Aynen ne zamana kadar? Düne kadar. Evet. Düne kadar bat güzel yükselişler gerçekleştirdi. Neredeydi 24'ünde kardeşlerim? 1 dolardaydı. Şimdi nerede? Evet. Şu anda 1,5 doların üzerinde. Yani %50 yükseliş yapmış. Şu anda tabii ki %5 gibi 4 gibi bir düzeltme yapacaktır. Ama biter mi düzeltmesi? Zannetmiyorum ben. Bu düzeltmenin ardından tekrar 2 dolara doğru yol alabilir. Bat dikkat ve takip edilmesi gereken, radara alınması gereken coinlerden biri de Bat'tır kardeşim. Evet. SC'ye bakıyoruz. Evet. Siyah coin yani. Arkadaşlar siyah coin'de de %1.5'luk bir yeşillik başladı. Siyah'da da e, 0.025 dolar bir fiyatlanma var an itibariyle grafik pozisyonu kendi halinde şimdilik devam ediyor. Ama al sinyalinin olduğunu da unutmuyoruz. Aşağıda da alışların devam ettiğini, RSI'nin de desteklediğini söyleyebiliriz. Geldik audio. Arkadaşlar audio'da ne kırmızı ne yeşil diyelim. 009 kırmızı sayılmaz. 2,5 dolar seviyelerinde 2 dolar 41 sen. Evet. Peki audio'da Söylediğimiz gibi web 3 coin'lerinden biridir kardeşlerim. Audio biliyorsunuz bir bayağı çıktı 3-4 dolar arası bir prim yaptı birazcık geri geldi devam edecektir bu biliyorsunuz e, bunun bir de anlaşması var TikTok'la müzikle anlaşması var arkadaşlar sanatçılar da bunun peşinde onun için bu coin biraz gidebilir şeklinde yorumlayabiliriz takip edilmeli düşüncesindeyim geldik Store arkadaşlar bu coin birlik yukarıda ve 2 dolar 80 sent seviyelerinde an itibariyle birlik yukarıda görünüyor yani yatay şekli devam ama trend olarak bir e, yukarı yönlü hareketinin olduğunu EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde seyrettiğini görüyoruz her ne kadar alışların biraz azaldığını görsek de El Asay yine yukarı yönlü bunu destekliyor kardeşlerim Diğer bir kaliteye bakıyoruz. Nu arkadaşlar. Nu coin evet bunun da takip edilmesi gerekir. Bunun da ne zaman Ringo'nun ne zaman ne yapacağı belli olmaz demiştik biliyorsunuz değil mi? Bu 1 dolar 35 centlere kadar çıkan Nu coin an itibariyle 0.92 centlerde. Fazla o zaman önce çıkmadı bu. 2 gün önce çıktı. Evet. 2 gün önce geldi 1 dolar 35 centi bir rally yaptı. Bakalım şöyle geriye en son ralliyi 13 Kasım'da yapmış, ikinci ralliyi 27 Kasım'da yapmış. Yani 14 gün arayla. Yani iki hafta sonra bir rallinin daha gelmeyeceğini nereden bileceğiz? Yani iki hafta aralıklı bir ralli gerçekleştirmiştir. Ee, gelebilir. Belki o kadar da sürmez. Yine bir yükseliş daha gerçekleştirebilir. Eğer bu seferki yükselişi bence 2 dolar ve üzerine atabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Nun için. Evet. Fiyatı fiyatı gayet nun da güzel şu anda. 0.92 sen. Geldik Feçeli'ye. Arkadaşlar fette de bakınız 0.74'lük bir fiyat 1.5'lük geri çekilme olsa da FED'de takip edilmeli diye düşünüyorum. Evet. Hocam hangi birini takip edeceğiz? Arkadaşlar, bütçenize uygun olanlarını takip edersiniz. Yani hepsi sizin bütçenize uygun olmayabilir. Dedik ya, bazılarında 10 liralık bütçe vardır, bazılarında 100 liralık vardır. Yani ona göre e, bütçenize uygun olan coin'leri radarınıza alabilirsiniz şeklinde yorumlanabilir. Arkadaşlar, F-Cell'e de bakınız güzel beklentiler var. Yakındır dörtten 1 dolara çıkması. Evet, çok yakındır kardeşim. Niye derseniz daha önce geldiği neresi biliyorsunuz değil mi? Takip edenler zaten biliyor. 1 dolar 19 sentti. Evet. 1 dolar 19 senti iğneleyen bir Fethelli'den bahsediyoruz. Şimdi son olarak da neye bakıyoruz? LPT'ye bakıyoruz kardeşlerim. Evet. Liverpool LPT. Fiyat olarak 56 dolarda. %3'lük bir geri çekilme olsa da bunun da 100 dolar hedefi olduğunu söylememiz doğru olur. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Evet gelelim şimdi yukarılardan bir iki tane de metaverse coinlerinin incelenmesine. Çünkü altta biliyorsunuz web 3 coinlerinden girdik. Sonra da ee, devam ettik sepetteki konularımıza. Şimdi kardeşlerim metaverse'den şuradan başlarsak hatta nereden? Engine'den başlayalım. Arkadaşlar Engine an itibariyle %2'lik bir geri çekilme, %3'lük geri çekilmesi var. Yoluna neyle devam edecek? Şöyle bir bakalım. Engine, Engine Arkadaşlar önde 3, 3 dolar 91 evet 3 dolar 91 direnci var 4 dolar ve üzerine atması için orayı kırarsa olur bir şeyler yapabilir Solana'ya dikkat artık Solana dikizlenme zamanı geldi yavaş yavaş çıkıyor %5'lik yukarıda Solana'ya dikkat kardeşlerim ee, bakınız bunu da araya sıkıştırdık Mete varsa koyunların arasına Alice'ye bakıyoruz Alice %5'lik geri çekilme 20 dolar bandında hareketini koruyor hala Evet. The Sandbox arkadaşlar ne zaman ne yapacağı hiç belli değil. Sandbox e, Metaverse coinlerinden takip edilmesi gereken coinlerden de biridir. Sand, Mana ve Ax bunlar da radarda olması gereken coinler. Özellikle Mana diyor analizler ama ben Mana'nın yanına bunları da katıyorum. Evet Sand 7 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. En son eee nereye görmüştü? Şöyle bir bakar isek kardeşlerim. En son gördüğü 8.5 dolar. Evet. Şu anda da e, 7 doların üzerinde. Devam edecektir. Mana %2.5'luk yukarıda. Mana'da da güzel hareketler var. Evet. Devam edecektir. Şu an 5 doları tekrar deniyor. Yukarı yönde hareket devam ediyor. Asıl aks kopabilir bakınız kardeşlerim. Aksi yukarı yönlü hareketini başlatmış görünüyor. Kopabilir, yola devam diyebilir. Şu anda 135 dolar bir anda bakmışsınız. 150 dolar ve üzeri olabilir aksi. Avaks'a bakıyoruz. Avaks'a da üçlük bir yukarı yönlü hareket var. 113 dolar seviyelerinde Avaks düzeltmesini bitirmiş görünüyor. Artık 150 dolar yolcusu olabilir Avaks. Dikkat diyoruz. Arkadaşlar e, incelenmesi gereken çok da koyun var yani ama... Hangi birini inceleyeceksiniz, o da biraz güç oluyor. O yüzden e, vaktinizde fazla almış olmayalım. Yarın sabah video olmayabilir. Yine öğleye doğru video çekebiliriz. Duruma göre yarın işlerinden dolayı yoğunum. Ama video kesin gelecektir. Piyasada ani bir durum olursa zaten Telegram grubundan, Telegram kanalı gruplarımdan yazarım sizlere. Sizlere haberdar etmiş olurum. Kanalımıza abone olup bildirim zilleri açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir dahaki bir videomda görüşünceye dek herkese bol kazançlar diliyorum kardeşlerim. Hoşçakalın.